Kadınlar Basketbol Süper Ligi Türkiye Kupası eleme grupları maçları nedeniyle Samsun'da bulunan 14 takım oyuncusu hayranlarıyla imza gününde bir araya geldi. Alışveriş merkezi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi Türkiye Kupası grup elemeleri için Samsun'da mücadele eden 14 takımın kaptanları ve yıldız oyuncularıyla bu akşam oynanacak olan 23. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek Fenerbahçeli Melisa Korkmaz için medya imza günü etkinliği düzenlendi. Soru sorabilir miyim? Birazcık böyle sohbet ederek devam edelim. Basketbol merakı nereden ve nasıl oldu? Kısacık böyle bir anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Oyuncular için alışveriş merkezi Fast Food katına kurulan platforma oturan basketbolcular ilk olarak kendilerini tanıttılar. Daha sonra hayranlarına bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdiler. Sizlere selam ve ümmetlerini ilettiler. Özür dileriz, maçı 16-15'leri İstanbul Üniversitesi ve basketbolu geliştirin. Alışveriş merkezi tarafından yapılan bu organizasyonu çok beğendiğini belirten Beşiktaş Jimnastik Kulübü takım kaptanı Şaziye İvegin Üner, spor yapalım, mutlu kalalım, mutlu yaşayalım. Her ne kadar ülkemizde kötü olaylar olsa da bunları sporla aşmaya çalışalım dedi. Vallahi çok güzel bir organizasyon. Organizasyonu gerçekleştiren bütün herkese çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim ilginizden dolayı. Çok güzel, çok keyifli. Yani biz severek oynuyoruz basketbolu. Samsun'da ikinci kez oynadığını ifade eden Samsun Canik Belediye Spor Takım Kaptanı Aslı İnceyer, takımımıza inanılmaz bir destek var. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Lig başlıyor, taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyorum diye konuştu. Hazır mıyız Volkan? Evet kaptan. Samsun Basketbol Kulübü Canik derken şimdi de komşu Ordu Spor'dasın. Komşuya geldim evet. Neler söylersin? Vallahi öncelikle Samsun'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Üçüncü günümüz burada. Yaklaşık 3 tane grup var. Çok güzel ve çok çekişmeli maçlar geçiyor. 2 senede Samsun'da oynadım. Yani şehrin ne kadar basketbolu sevdiğini ve basketbol kültürü olduğunu da biliyorum.